Tarih boyunca neredeyse her asırda Mesihliğini ilan eden bir ya da birkaç kişi bazen on binleri arkasından sürüklemiş ve büyük kaoslara sebep olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de böyle çok hem Mesih konusunda hem de Mehdi'lik konusunda ben açık bir şey göremiyorum. Bizim tarihimiz açısından en dikkat çekicilerinden birisi 1626 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve 22 yaşında Mesihliğini ilan eden Sabatay Sevi'dir. Sergilediği fitne ve fesat hareketleriyle ve Siyonist faaliyetleriyle 1676 yılında sürgünde ölümüne kadar Osmanlı Devleti'ni çok uğraştırmıştır. Mehdiyet meselesiyle ilgili ya da Mesihiyet meselesiyle ilgili ben ihtiyatla bakanlardanım. Tamam ya da hayır. O kadar kolay değil. Bu kadar yaygın ve üç dinde de Yahudilikte Meşyah meselesi, Hristiyanlıktaki Mesih meselesi, İslam'daki Mehdi ve Mesih meselesi ciddi bir tartışma konusu. Sahte Mesihler ülkesi denilebilecek Yemen'de de birçok Mesih ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir kısmının ismi dahi bilinmemektedir. Bazıları insanları öyle hipnotize etmiş ki, Yahudileri uçarak Kudüs'e ulaştıracağı vaadiyle gece yarısı bir uçurumun başına getirip kendilerini boşluğa bırakarak yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuştur. Sabahın ilk ışıklarında durum ortaya çıkmış, geç gelenler kendini boşluğa bırakanların uçurumun dibinde cesetlerini görünce durumu fark etmiş ve atlamaktan vazgeçmişlerdir. Benzer pek çok vakaya rivayetlerde rastlamak mümkündür. Mehdi ya da Mesih ortaya çıktığında, rivayetlere baktığımızda önce fitne var. Melheme-i Kübra ya da bir savaş var, büyük savaş. Armageddon dedikleri Hristiyanların, onların kendilerinin kazanacağını, bizim kazanacağımızı söylediğimiz bir savaş var. Savaşa katılanların 2/3'ü ölecek. Şiilerin beklediği Mehdi, Hasan el-Askeri'nin oğlu 12. imam. Gelirse. Evet. Bizimkilerin beklediği Mehdi de Fırkayı Naciye'den. Yahudilikteki Mesih beklentisinin Hristiyan ve İslam inancındaki karşılığı Hazreti İsa'nın gökten inişi ve Mehdi beklentisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kim gelirse gelsin Mehdi olarak en azından Şii ya da Sünni, Şiilerin Mehdi'si ben geldim derse ki Ahmed-i Necat'a göre, Hüccetiye tarikatına göre geldi, sadece ilanı için bekleniyor. Sünniler bunu kabul edecek mi? Hiç sanmam. Peki Sünni bir Mehdi geldi, Şiiler bunu kabul edecek mi? Önce biz daha Deccal'le savaşmadan önce birbirimizi yiyeceğiz. Hristiyanlığın en önemli inanç esaslarından birisi Hazreti İsa'nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceği ve Tanrı Krallığını ilan edeceği hususudur. Bu anlatılanların doğru olması mümkün değil. Ne vahyi disiplini, ne nebevi disiplin içerisinde karşılığı yok. Bize anlatılan bu Mehdiyet ve Mesihiyet tablosunda bir sorun var. Önce bunu oturup konuşmak lazım. Yoksa böyle bir teoloji üzerine gidersek bu trajediyi daha da derinleştirmekten başka da işe yaramaz. Şiiler için de bu trajediyi derinleştirir, Sünniler için de. Hristiyanlar için de trajediyi derinleştirir, Yahudiler için de. Peygamberleri bile geride bırakan bir takım özelliklerle donatılmış, yarı ilahi bir şahsiyetin ahir zamanda ortaya çıkıp, yeryüzünü adalet ve hakkaniyetle dolduracağına dair elimizdeki kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.